adresleri de takip edebilecek bir ortam oluşturduğumuza göre onu da sarartabiliriz. Yeni maddemize geçelim. Tüzel müşterilerin her 6 aylık dönemde bilanço bilgilerini kaydetmeliyiz. Örneğin 3 yıllık bir tüzel müşterinin her 6 aya denk gelen 6 adet bilanço kaydı olmalıdır. Bilanço bilgisi olarak bilanço tutarı ve bilanço tarihi bilgisini tutmak yeterliymiş. Ek olarak gerçek müşterilerin bazılarının ticari faaliyeti varmış bu tip müşterilerimiz için de bilanço takibi yapabilmeliyiz şimdi burada e, şöyle ki baktığımız zaman tüzel müşterilerin tamamı için bilanço bilgisinin girilmesi mümkün ek olarak gerçek müşterilerin bazıları için ticari faaliyet bilgisi şimdi ben genellikle e, yani burada bir problem yok fakat şurası için e, genellikle şöyle bir tasarım la karşı karşıya kalıyorum. Ee, şöyle ki gerçek müşterinin içerisine ticari faaliyet var mı şeklinde bir alan koymak suretiyle bu gerçek müşterinin ticari faaliyeti var mı ya da yok mu şeklinde bir data e, giriliyor. E, şimdi burada e, çoğunlukla e, şöyle bir şey yapmak aslında bakarsanız e, çok doğru değil. Yani gelip buraya Standart deyip şöyle ki işte ticari faaliyet var mı şeklinde bir alan girmek aslında bakarsanız burası için çok çok doğru değil. Nedeni de şu şimdi siz ticari faaliyeti evet ya da hayır şeklinde girdiniz. Belli bir dönem evet girdiniz daha sonra hayır çektiniz ama müşterinin bilançosuna baktığınız zaman daha önce bir bilançosu olabilir böyle bir problemimiz böyle bir problemle karşılaşmamız çok muhtemel. İşte buradaki problem de şudur aslında. Biz aslında şöyle ki şu kolonu siliyorum. Biz aslında bakarsanız şöyle bir bilanço şeklinde bilançolar bilançolar şeklinde bir tablo tutuyoruz. Bu tutmalıyız. Ve burada bir id şeklinde. Ve buna integer veriyorum. Bu bilanço kimin müşteri ID? Bakın yine müşteriden gidiyorum. ben. Müşterinin de ID'si e, bilançonun tarihi date time bilançonun tutarı e, money şeklinde tutulabilir. Hemen bunu primary key veriyorum. Şunlar null olamaz diyorum hemen burada e, ID için otoranbury set etmeyi unutmuyorum. Müşterilerdeki ID'yi şöyle tutup müşteri ID'ye bırakıyorum. Bakın, aslında bakarsanız şu tasarım bile bizim için ciddi anlamda yeterlidir. Diyeceksiniz ki, e, hani şey tutmuyoruz. Ticari faaliyet tutmuyoruz. Aslına bakarsanız burada kendinize şu soruyu sormalısınız. E, şunu yapıp yapmadığınızı Şöyle bir kural var. Normalizasyon kuralı var aslında. Hani bu normalizasyon kurallarının aslında bir yorumudur. O da şudur. Primary key tablolar, foreign key tablolar hakkında bilgi tutmaz. Yani bu ne demek? Burada baktığınız zaman müşteriler yani bir tüzel müşteri için düşünecek olursak, bir tüzel müşteri burası primary key tablo. Bu foreign key tablo. Dolayısıyla hani bizim Burada primary key tabloda foreign key tabloyu beslemek adına bir data tutmamız aslında doğru değil. Eğer bunu yaparsak örneğin adamın burada bilgi olarak ticari faaliyeti var görünüyordur. Ama bilançoya baktığımız zaman e, bilançosu olmayabilir veya tam tersi. Yani bunu besleyecek e, ortam sadece kodlamayla yapılabilecek bir ortam. Bu da veri kaçaklarına çok ciddi sebebiyet verir. O yüzden şöyle düşünün. Mesela bir müşteri ve siparişlerini düşünün. Aynı aslında aynı mantık. Müşterinin ee, siparişi var mı yok mu diye müşteriler tablosunda gidip de siparişi var var mı diye bir kolon tutmazsınız. Aynı mantık aslında burası için de geçerli. Yani bilançonun olup olmamasını kontrol ediyorsunuz. Fakat burada ekstra bir durum var. Onu da ee, kesinlikle destekliyorum. O da şu. Ee, hani şunu diyebilirsiniz. Yani ben e, bir müşterinin bilançosu olup olmadığını nasıl anlayacağım? Yani ticari faaliyet yapıp yapmadığını anlamak için şuraya gelip basit bir kolon koymak varken, işte onu rahatlıkla sorguyla çekmek varken, e, niye gidip bilançosu var mı diye bakmak zorundayım. Bunu diyebilirsiniz. E, şöyle ki arkadaşlar, kolay sorgu yazılım, yazayım diye kesinlikle veri tabanı tasarımı yapılmaz. Bu da veri kaçaklarına sebep olur. Fakat yine de gerçek müşterinin ticari faaliyeti olup olmadığını tutmak için ve bunu çünkü bel belki de bir yerlerde yönetiyorsunuzdur. Ticari faaliyeti olup olmadığını tutmak için yine de e, benim burada tercihim, tercihim e, şöyle bir tablo daha tasarlayıp e, ticari faaliyetler şeklinde bir alan, bir tablo oluşturmak olurdu. Kendi ID'si integer. Müşteri ID. Daha doğrusu bakın bu ticari faaliyetinin olup olmaması gerçek müşterilere has bir özelliktir. Dolayısıyla biz burada gerçek müşterinin müşteri ID'sini direkt alabiliriz. Yani direkt buradan bağlayacağız. Çünkü bu gerçek müşteriye ait bir şey sadece ticari faaliyet olayı. Tüzellerin tamamında ticari faaliyet mevzusu var. Dolayısıyla bunun için de bir integer verebilirim. Bakın bu da yaptığımız tasarımı bizim bizi sürekli nasıl koruduğunu gösteriyor. Ticari faaliyetler ve burada mesela ticari faaliyetle ilgili başka hangi datalar tutulacaksa bunları tutabiliriz. Mesela ticari faaliyetin gerçekleşme tarihi. Dikkat edin. Ticari faaliyet başlı başına aslında bir işlem olduğu için işte ticari faaliyetin başladığı tarihi tutmak istediğinizde eğer siz burada tutsaydınız burayı kirli kolonlarla sürekli beslemek zorunda kalacaktınız. Halbuki böyle yaptığımız zaman, ticari faaliyetleri ayırdığımız zaman işte başka e, bilgiler örneğin başlangıç Tarih, ticari faaliyet yapmaya başladığı tarih şeklinde bir alan sizi her zaman daha da koruyacaktır. Dolayısıyla buradan yürümemiz, yürümemiz her zaman daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şöyle ki bunlar da nalabal olmasın. Ticari faaliyetler şeklinde. Bakın ben bunu artık buradan buraya çekiyorum. Dolayısıyla gerçek müşterilerdeki müşteri ID, ticari faaliyetlerdeki gerçek müşteri ID'ye Direk bağlıyorum. Bakın buradan çekmeme, e, çekmememe sebep olacak herhangi bir durum söz konusu değil. Ve bu tasarımda dikkat edin, biz single responsibility yani tek sorumluluk prensibini şiddetle uyguluyoruz. Direkt gerçek müşterilerden bağlamış olduk buraya. Tabii ki bu tamamen hani e, ticari faaliyet e, bilgilerini yönetmek için. Sıklıkla e, hani ihtiyaç duyduğunuz bir ortam için geçerli. Dediğim gibi ben sıklıkla burada hani bu ticari faaliyet tamamen başlı başına kendi özellikleri olan aslında bir alt not. Şey gibi düşünün. Bir Jason datası gibi düşünün. Aslında bu bir sınıf onun altında başka bir sınıf gibi düşünün. Ve ticari faaliyetin hangi müşteriye ait olduğu, başlangıç tarihi, ticari faaliyetin yarın öbür gün iş kuralları değişecek ticari faaliyetin boyutu işte küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli diye ayrımlar yapacak banka. Bakın hep biz burada onu besleyebileceğiz. Aksi takdirde gerçek müşteriyi çirkin datayla yani aynı seviyeli ticari faaliyet aslında alt bir notken aynı sanki ad, at, soyad, tc kimlik noyla başlangıç tarihi aynı nottaymış gibi tutmak zorunda kalacaktık. İşte bu da yine önemli dikkat etmeniz gereken çalışmalardan bir diğeridir.